Minecraft ama bütün illegal eşyaları toplamaya çalışıyorum. Bu videoda elimize katman kayasını hilesiz bir şekilde oyun içerisinde alabileceğiz. Fakat dahası da var, onları söylemek istemiyorum, sürpriz olsun. 30 bin beyinden sonra yepyeni bir bölümü gelecek, o zaman Hardcore serisine hadi devam edelim. Ayrıca www.adalancas.com'da yeni ürünler satışa çıktı. Ben de yeni ürünlerden birini kendime Minecraft'a giydirmek istedim. İlgilenirsiniz, uzun uzadıya anlatmayacağım. Aşağıda linki var. Hadi videoya devam edin. Hey, illegal Minecraft'a hoş geldiniz. En son bu dar alandaydık ve şu an birazcık farmı geliştirdim. İllegal eşyalar yapmıştık. Feather Falling normalde botlara uygulanırken bütün setlere bunu uygulatmıştık. Böyle gördüğünüz üzere bunların hepsi illegal. Üzerine de illegal bir şekilde tabii ki End Portal Frame. Bunlar bu şekilde duruyor. Bunu bir sonraki güncellemede şu an bildiğimiz haline getireceğiz. Şu an ismi dahi yok. O sırada da benim tecrübe puanı kasmam lazım. Bütün iskeletleri bir yerde toplayayım ki tecrübe puanlarını da kolay alayım. Otomatik tıklama programını açacağım ve kendisi tıklayacak. Biz 30 level'lardan bir tanesine hedef alacağız. Şansımıza ipeksi dokunuş kazanmaya çalışacağız ki şu an aslında bu bütün canlıların geldiği şuradaki spawner'ı alabilelim. Onu illegal bir şekilde çoğaltalım. Olayımız bu yani. Evet, burada aşırı korkunç bir backrooms'a giden odamız var. Orayı boş verelim. Evet, dekoratif çok fazla eşyamın olmadığını fark ettikten sonra dedim birazcık odun lazım, birazcık da yün lazım. Yünleri de etraftan bulduğum boyalarla beraber işte koyunları boyuyorum. O şekilde almayı deniyorum. Ve fark etmiş olmanız gerekiyor ki her yerde koyun var. Ve ben makasla daha fazla yünlerini alabiliyorum. Sıkıntıysa normalde her yerde çiçek bulunur son sürümlerde. Burada çiçek çok zor bulunuyor. Ne kadar iyi dekoratif olur hiçbir fikrim yok ama hiç olmamasından daha iyidir diyerekten şunları şuralara koyacağım. Umarım bu renklerde bir şey yoktur. Hiçbir fikrim yok. Varsa da iyi bir şeye denk geleyim. Lütfen. Rastgele koyduğum renkler. Ardından iskeletleri bir kanala toplayabildiğimden dolayı direkt otomatik tıklama programı kurdum. Kendi kendine yaptı ama bu sürümler çok sıkıntılıydı. Ne kadar fazla tıklarsanız o tıkları algılayarak daha fazla açlığınızı tüketiyordu. Daha fazla ekmek yemeniz gerekiyordu. Kılıçlar kırılgandı çünkü tamir büyüsü yoktu. Öbür AFK farmları kadar rahat bir AFK farmı değildi. Çünkü oynadığımız sürüm çok ilkel bir sürüm. Ve 1-1,5 saatin sonunda 30 level olmayı başardık. Ve 19 level'dan 30 level olmayı başardık. O kadar zor. Evet, 30 level oldum. Fakat bu sefer de kitap için maalesef bazı malzemelerim eksik. Biliyorsunuz büyü masasının etrafını çevrelediğimizde kitaplıklarla oradan böyle bilgi birikimi geliyor ki daha fazla büyüler basabilelim. Ve şu an sadece 5 tane kitap yapabilirim. 5 kitapla da 1 kitaplık yapabilirim. Yani hiç yeterli değil ve aşırı can sıkıcı olmaya başladı oyun. Buradaki bütün kitaplıkları bu şekilde koydum ki buradan bütün büyüler aksın ve 30 level'ı yaptık. Garip bir şekilde 30 level bastığınız zaman ipeksi dokunuş, kırılmazlık ve de verimlilik geliyor. Hepsine yani normalde bu imkanı yok gibi. Bak şuradan aradan monster spawner'ımız da var. Bir illegal eşyamız daha var. Öbür illegal eşyalarını yanına koyuyorum. Şu an end portalımız da ismini aldı. End portal oldu. Bir de bu sürümde artık anlamışlar ki bizleri şöyle bir şey yapmışlar. Demişler level'ları birazcık daha kolay kazanın. Dön level atlayabilmek için bu şekilde en az 100-200 belki daha fazla iskelet veya başka canlı öldürmem gerekiyordu. Şimdi ne kadar da kolay her şey. Şöyle illegal eşyaları da düzgün bir şekilde koyayım da. Evet, yağmur sesi kısma diye bir şey oyuna eklenmediği için bütün yağmur sesini hissetmem lazım bütün vücudumda. Karlı bir mekan bulduk. Aha, kardan önümü göremiyorum ki. Aha, bunlardanımız var, buzlarımız var. Bu buzlarla çok önemli, çok illegal bir şey yapacağız. Bir de biraz fazla güçlü bir kazmam var yani oyun az önce... Bir dakika lan. Nasıl yani ya? Verimlilikle beraber toprağı da mı hızlı kazıyorum bu sürümlerde? Anlayabiliyorum. Hatta odun da... Evet, odun da hızlı kazabiliyorum. Fazla illegal hissettiriyor biliyor musun? Her şeyi tek aletle yapabiliyorsun. Evet, bu şu an multi tool. Bu erkeklerin duş jeli. Aynı anda şampuanı. Aynı anda vücut losyonu. Tamam, yapmam gereken her şeyi yaptım. Şimdi ne yapmam lazım? Sürümlerde geri gitmem lazım. Ne için olduğunu göreceksiniz. Evet, şu an 1.2.5 sürümündeyiz. En son kaldığım yerde sıkışarak ölüyordum neredeyse. Şuradan bir tane su alacağım. Kovanın simgesi bile çok çirkin. Ve aha burada şimdi evet
İş görecek umarım. Sorgusuz sualsiz bir speedrun tekniği yapacağım bu sürümde. Çuvallamamak için önlemler de alındı. Tek sıkıntımız ufak bir çakmak gibi. Evet, eski kadim tekniklere devam arkadaşlar. Tabii bu sürümlerde daha mı hızlı yanıyor? Evet. Bir dakika, bu sürümde böyle bir şey yapamıyor muyum? Ya da şöyle mi yapmam lazım? Ya kadim teknik dediğimiz çok da kadim değil miymiş? Aa, şaka gibi lan. Çakılımızı buradan bulduk. Ama tek sıkıntı değil. Büyük bir sıkıntı olaraktan açlığımız var. Şimdi bunun tarifi böyle değilmiş değil mi? Falan. Şimdi şey diye düşünüyor olabilirsiniz. Zamanında kömürlerden gidip de tecrübe puanı kasabilirdin. Hayır, öyle bir şey yok. Evet, karakterim bile sürümden sürüme değişiyor. Artık karakter değiştirmek için çabalamayacağım. Şimdi şey diye de düşünüyor olabilirsiniz. Burada balıklar falan filan var. Yok arkadaşlar, balıklar bile oyuna o kadar sonradan eklendi ki. Domuzlar tek et düşüren canlılardı. Mesela koyunlar hala bu sürümlerde et düşürüyor mu bilmiyorum. Zor durumdaysan yiyeceksin aga. Haram değil. Bir dakika lan. Nasıl yani? Ben çakmak almaya gittiğimde kendi kendine yanmam. Nasıl yani ya? Oğlum bu oyun var ya, bu sürümlerde hiç iyi değilmiş. Evet. Gözlerin yandığı o yere geldik. 1.16 sürümüne kadar böyleydi burası ya. Yıl falan, 12 yıl böyle bırakıyorsun oyunu. Neden buradayız biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. 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 Bugün bunun için buradaydık. İllegal bir şekilde bunları yapabilmek için. Bak, heyecanlılar onlar da. Sonunda yıkanacaksınız lan. Pislikler. Şöyle bir şey. Bam. Oğlum lan. Lava cast yapıyorum. Bak bu büyülendi şu an. Ne yapıyorsunuz lan Ankaralılar, sevindiniz mi? Tamam, sürümlerin açıklarını kullanaraktan kendime birazcık et aldım ve ekstra olaraktan canavar çağırma kafeslerini birazcık daha çoğalttım. Ve artık Minecraft'ın karakterleri uyumlu. Artık çalışıyor. Ve merak ediyorum, acaba hala sularımız bu sürümde de durmaya devam ediyor mu diye. Büyük ihtimal duruyordur. Aynen öyle. Hala sularımız duruyor. Tekrar geri gideceğim. Evet, bu sürümde lanetli olacak illegal eşya nedir? Bugün Bedrock'ı bildiğin hilesiz bir şekilde alabileceğiz bu sürümde. Domuz çağırıyorlar aslında. Zararsızlar. Bunlarla beraber güzel bir alan kurduktan sonraki hala... Yok, düzeltmişler. Artık kürek veya balta veya herhangi bir şey olarak kullanamıyorum bunu. İllegal mekanımıza geri döndük ve şurada ileride bir tane blaze spawner'ın olduğunu biliyorum. Katman kayasını almak istiyorsak eğer bu sürümde birazcık blaze çubuğuna ihtiyacımız var ki portal girişini güçlendirebilelim. Kesin beni öldürecekler. Aa, bu arada ikinci elime bir şeyler alabilmeye başlamışım. Bu demek oluyor ki kalkan herhalde bu sürümde geldi. Oyun gelişiyor. Eyyuh ama. Lan! Bunlara mı vurdum? Hayır ya. Uf, Ankaralılar ayağa kalktı. Oğlum ben nasıl kaçacağım bunlardan? Oğlum bunları nasıl öldürebilirim? İmkanı yok. Ben öldüm galiba ya. İyiyim de. Şimdi yağmur sesi kısma diye bir... ama şöyle bir sıkıntımız var. Enderman yok. Endermanlar da buraya ulaşamayacağı için böyle bir alan yaptım ki buradan onlara bakıp sonra da keseyim. Reis, ne yapıyorsun sen? Reis, ne yapıyorsun? Hay, seninle mi uğraşacağım ya tüm gece? Ya oğlum bu ne? Bu ne? Bu olaylar ne şimdi? İllegal Minecraft yapıyoruz. Size daha illegal bir şey göstereyim. Bunları çevir. Oha, tam 14 tane. Bak, koyma sesi bile yok. Hop. Aa, ne? Nasıl yani? Ejderhanın olduğu yere ışınlanmam gerekmiyor muydu? Evet, fazla illegal oldu. Ben şimdi bir de elitre falan da alırım buradan. Şuradaki şeylerle hiç uğraşmayacağım. Çok da umurumda değiller. Evet, yavaş yavaş şu anki mevcut sürümlere geliyoruz. Ve şu anki normal hardcore'umuza da geliyoruz yakında. Şimdi amacım böyle adadan adaya gitmek. Kendimi yükselteceğim, atlayacağım. Ve bu teknikle ejderhaya gideceğim. Tam kaç blok buraya geldim ama...
Agalara bakabilir misiniz? Çok sıkıntılı. Şimdi katman kayasını alacağız. Katman kayası her yerde var. Neden? End'e geldik diyorsanız birazcık daha işler farklı. Hop hoppala. Güzel. Güzel. Bir sürü tecrübe puanımız da olacak aynı anda. O da tatlı olacak. Hı-hı. Aynen öyle. Hı-hı. Bu noktada bir sürü eşya atıyorum buraya. Çünkü bu eşyalar bir yere ışınlanacak ve ben o yeri bulmam gerekiyor. Oyun bitiş ekranı. Salla. Evet. Bazı tecrübe puanları da buraya düşmüş zaten. Aha da burası. Hatta işaretleme yöntemim birazcık daha farklı olsun. Bu noktada aşırı dikkatli olmam lazım. Çünkü ilk önce seni hop. Let's go. Aynı zamanda sizleri de şöyle kırmam lazım. End kristali. Sizden sakladım. Çünkü sürprizdi. Tam olarak şu orta noktaya bastığım zaman üstteki katmanla birleşiyor. Ve biz end kristalleriyle beraber bu oyunda ejderhayı tekrardan diriltebiliyoruz. Fakat diriltme olayı birazcık daha farklı olacak bizim için. Diriltmeye bastığımız anda aynı anda patlatacağız. Aha! Ve böylelikle yukarıdaki katman tamamen kırıldı. Bunu ilk kez yapıyorum. Gerginim. Umarım çalışmıştır. Atlıyorum buraları ve... Aha, bizim noktamız burası. Evet, ilginçtir ki çalıştı. Normalde böyle bir şey için çok uğraşmamız lazım. Yine aynı teknik tam böyle ejderhayı ikinci kez diriltme aşamasında birden bunu yapıyorsunuz. Ve buraya katman kayasının düşme olasılığı var. Ama bir sefer, iki sefer, belki 100 sefer tamamen şans meselesi tamamen ilk seferde oldu. Ben sırf bu oyun olmaz diye belki 10 tane 20 tane ekstra kayıt aldım. Yalan söylemeyeceğim. Olmazsa bütün serinin hiçbir anlamı kalmayacak katman kayısı almak için. O yüzden kayıt almıştım ama tek seferde çalıştım. O zaman şu an illegal eşyalar olarak elimizde Bedrock katman kayası var. Tabii ki Türkçe desteği ne zaman geldi oyunu hatırlamadığım için Türkçe'yi bir alalım. Peki tüm bu eşyaları kendi Minecraft dünyama nasıl aktaracağım diye düşünebilirsiniz. Gerçek normal oynadığım hardcore serisine bunu Nether yoluyla yapabiliyoruz. Bir tane sandık koyuyorum. İki tane yaptım ama garanti çalışması için bir tane koyacağım. Ve buranın tam konumu 28'e 44. Tamam, oyundan çıkabiliriz artık. Of, bu dünyaya girmeli o kadar uzun zaman oldu ki. Belki siz de hatırlamıyorsunuzdur. Bunları tek tek koy, tek tek hasat et. Ondan sonra buradaki, yani bunlar hiçbir şey aslında. Ama bu seri neydi lan böyle gerçekten? Hadi lan devam ettirelim bu seriyi. Bu arada burası galiba tam olarak mekanımız. Çünkü burası az önce açtığım portal. Burada sandık yapmak için kullandığım crafting table var. Ve büyük ihtimal burası 28'e 44 mü? Evet, burası 28'e 44. End geçidi çerçevesi, katman kayısı, canavar çağırma yumurtası, tüy düşüşü, botların hepsi, tüy düşüşü, elmas kazma, balta, oyun modunu değiştirerek, kod yazaraktan, oyunun içerisindeki hileleri kullanaraktan yapmadık. Ufak tefek oyun içerisindeki buglarla beraber bunu başardık. Gayet de mis gibi oldu. Tamam, bütün her şey düplandı ve son kademeye geleceğiz. Emekli evime güzel bir tane end portalı yapmam lazım. Tam olarak yanlış koyup da ondan sonra kıramamazlık vesaire yapmamak için böyle ayarladım. Ve özellikle end portallarını bir şekilde koymak istiyorsanız böyle 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 koymamanız lazım. Bu sıkıntılı bir olay. Çünkü şöyle bir durum var. Ben buradan koyarsam, dışa doğru koyarsam bunların bir rotasyonu oluyor. Yani sıçıp sıvayıp ondan sonradan yani işlevsiz bir portal oluşturabilirim. O yüzden direkt iç kısmından dışa doğru bakaraktan koymam lazım ki rotasyonları doğru olsun. Ve ben de bu gözleri yerleştirdiğimde bu portal açılabilsin. Ve 3, 2, 1. Evet, şu an Minecraft'ta en illegal şeylerden bir tanesi bu. Burada emekli evimizin manzarası var. Burada elmastır, demirdir, zümrüttür, altındır, hatta şurada netrite'tir. Bütün fenerler var. Burada garip garip bakırdan eşyalar yaptık. Burada da emekli evin içerisinde de aha da zinc. End'e gidiş alanımız var. Zaten burayı biliyorsunuz. Ben burayı tamamen yeşillendirmiştim. Yeşillendirme projesiydi burası. End'in üzerine bayağı bir oynama yaptık. O yüzden de buraya yerleşke taşıyamadık. Buraya yeni köylüler taşıyıp burada çiftleştirecektim onları ama bunu yapamamıştık. Şu an gördüğünüz yerde de zaten bir shulker farmı yapmam gerekiyordu. Shulker'ları getirebilmek için de onların ışınlanamayacağı bir alana kırmızı taş koyup buradan ışınlandıklarını pistonla ittirmiştik ki dünyaya geçebilsinler. Bu tamamen en zor başarımla alakalı olaylardan biriydi. O yüzden de buraya kocaman bir piramit yapmıştık. Altın, netrite, piramit bir şey karışımdı yani. Sonra bu kadar çirkinleştirmem gerekmişti.
Neyse, hala dupladığım için end geçidi çerçevesi elimde var. Katman kayası da aynı şekilde, canavar çağırması da aynı şekilde. Bunları ne yapacağım hiçbir fikrim yok ama bir sonraki bölümde isterseniz bu portalı, şu an ekranda gördüğünüz portalı yapabilirim. İşler bayağı zor olacak benim için ama neden olmasın. 30 bin beyinden sonra da bu portalı yapıyorum. O zaman bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.